Auxiliary verb need. İngilizcede need yardımcı fiilinin kullanımı. Need fiili iki şekilde kullanılır. Birincisi normal fiil olarak, ikincisi yardımcı fiil olarak. Normal fiil olarak kullanıldığında diğer fiillerin uyduğu kurallara göre kullanılır. Anlamı ihtiyacı olmaktır. Örnekler. She needs your help. Yardımına ihtiyacı var. I need a new pencil. Yeni bir kaleme ihtiyacım var. Do you need any money? Paraya ihtiyacın var mı? Does she need a friend? Onun arkadaşı ihtiyacı var mı? How many eggs will you need? Kaç tane yumurtaya ihtiyacın olacak? You will need a tax. Smokin'e ihtiyacın olacak. We needed a few minutes. Birkaç dakikaya ihtiyacımız vardı. Gördüğünüz gibi bu cümlede de geçmiş zaman cümlesi olduğu için need'in sonuna ed takısı geldi arkadaşlar. He needs discipline. Onun disipline ihtiyacı var. Did he need any money? Hiç paraya ihtiyacı oldu mu? He will need sports shoes. O spor ayakkabılara ihtiyaç duyacak. Need yardımcı fiil olarak kullanıldığında önceki sayfalarda verdiğimiz örnekler normal fiil olarak kullanıldığında nasıl kullanılıyor ona baktık. Yardımcı fiil olarak kullanıldığında ise diğer yardımcı fiiller gibidir. Öznenin tekil olması halinde sonuna s takısı almaz. Geçmiş zaman şekli yoktur. Yalnızca geniş ve gelecek zaman için kullanılır. Olumsuz şekli need not, needn't şeklindedir. Soru şekli need özne başına getirilerek yapılır. Need yardımcı fiil olarak kullanıldığında need fiilin kök hali yani tuğsuz şekliyle kullanılır. Need bu anlamıyla olumlu cümlede kullanılmaz. Olumsuz bir fiil takip ediyorsa, şüphe varsa ya da cümlede hardly, never gibi sözcükler sebebiyle olumsuz bir anlam varsa need olumlu halde kullanılabilir. Örnekler Do you think she need call him? Onu aramasını gerektiğini düşünüyor musun? Gördüğünüz gibi need de arkadaşlar es takısı yok çünkü yardımcı fiil olarak kullanıldı. I don't think I need help them. Ona yardım etmem gerektiğini sanmıyorum. Need not'a bakalım. Need yardımcı fiili olumsuz olarak kullanıldığında mecburiyet olmayışı anlamını verir. You need not go to bed early. Erken kalkmak mecburiyetinde değilsin. She needn't worry. Kaygılanması gerekmez. We need not go to the party. Partiye gitmemize gerek yok. He needn't wear eyeglasses. Gözlük takmasına gerek yok. Needn't ve have ile fiilin üçüncü şeklinin beraber kullanılmasına bakalım. Bu yapıda kullanılan fiilin gereksiz yere boşuna yapıldığı anlatılmış olur. You needn't have told him. Ona söylemene gerek yoktu. He needn't have waited for me. Beni beklemesine gerek yoktu. She needn't have bought an expensive present. Pahalı bir elbise almasına, pahalı bir hediye almasına gerek yoktu. They needn't have painted the ceilings. Tavanları boyamaları gerekmezdi. Didn't need to'ya bakalım. Bu yapıda need olağan fiil olarak kullanılmaktadır. Bu yapının bir önceki yapıdan farkı şöyledir. You didn't have washed the dishes dediğimde bulaşıkları yıkamana gerek yoktu. Boşuna yıkadın anlamı veriyor. You didn't need to wash the dishes dediğimde ise bulaşıkları yıkamana gerek yoktu anlamı veriyor. Önceki cümlede boşuna yıkadın anlamı veriyor. İkinci cümlede ise bulaşıkları yıkamana gerek yok da anlamı veriyor arkadaşlar. İkinci cümlede yıkama eyleminin yapılıp yapılmadığı belli değil yani. Need ile soru cümlesi. Need ile yapılan soru cümleleri masta olduğu gibi soru yöneltilen kişinin şahsi fikrini öğrenmek içindir. Must I sign here? Burayı imzalamalı mıyım? İmzalamamı gerekli görüyor musun anlamında? Need I sign here dediğimde burayı imzalamam gerekli mi? İmzalamam gerekli görüyor musun anlamında? Need ile yapılan soruda olumsuz bir cevap beklenmektedir. Yani yukarıdaki soruda imzalamamı gerekli görmüyorsunuz değil mi anlamı vardır? Thanks for watching.